Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. 81 ilden gelip en azından süre çok kısa bile olsa bir arada bulunmanız, sohbet etmeniz, konuşmanız, dertleşmeniz, çözüm üretmeniz son derece değerli. Ayrıca bu toplantıya akademik dünyadan da saygın bir ismi davet etmenizin de çok önemli olduğuna inanıyorum. Şimdi Sayın Başkanı, siz dikkatle dinlediniz. Doğal olarak ben de büyük bir dikkatle dinledim. Önce kısa bir tarih, sonra neler yapmalıyız, neleri anlatmalıyız alanda, neleri söylemeliyiz, hakkı, hukuku ve adaleti nasıl alabiliriz? Bunun bir şekliyle sadece benim değil, bütün kadın örgütlerinin artı Cumhuriyet Halk Partili kadınların ifade etmesi gerekiyor. Seçme seçilme hakkı dolayısıyla da gerçekten tarihe baktığınızda, dünya tarihine baktığınızda Türkiye'nin başat bir ülke olduğunu görüyorsunuz. Örneğin 1933 Nisan belediye kanunuyla kadına seçme seçilme hakkı veriliyor. Sonra muhtarlık kanunu çıkıyor, yine o da 26 Ekim 33'te, yani 3 yıl sonra. Bu kez köylerde muhtar ve ihtiyar heyetinin seçilmesinde kadınlara olanak sağlanıyor. Milletvekili seçimi için de 5 Aralık 1934'e kadar bekliyorsunuz ve 1934'te bu yasa çıkıyor. Ama 34'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği kadının seçme seçilme hakkını diğer ülkelere baktığınızda, bugün çağdaşlaşma açısından bizden bir hayli ileride olan ülkelere baktığımızda, onlarda çok daha sonra başladığını görüyoruz. Örneğin Fransa 1944, bizden tam 10 yıl sonra. Japonya 1945, bizden 11 yıl sonra. İtalya, Arjantin ve Meksika 1946, bizden 12 yıl sonra. Çin 13 yıl sonra 1947'de. Yunanistan 1952, 18 yıl sonra kadınların parlamentoya gelmesine olanak sağlıyor. Belçika 1960'da, yani bizden 26 yıl sonra. İsviçre 1971, yani bizden 37 yıl sonra kadının parlamentoda temsiline imkan sağlıyor. Şimdi buradan baktığınızda, yani bu tabloya baktığımızda, kadın 1933, daha sonra 34'ü alalım, yani milletvekili seçilme hakkına kavuştuğu tarihten bu yana baktığımızda, acaba gerçekten o tarih dilimi içinde parlamentoda bizim arzu ettiğimiz veya sizin arzu ettiğiniz veya bu ülkenin aydınlarının arzu ettiği ölçüde parlamentoda temsil edildi mi? Hepimiz bu gerçeği biliyoruz. Yani yasa çıkarmakla bazı sonuçları istediğimiz gibi elde edemiyoruz. Burada biraz kadının direnci ve mücadelesi son derece önemli. Kadınlar, evet, bu haklar verildi, bu haklar yasal olarak var ama parlamentoda temsil konusunda pek çok sıkıntılar var. Onlara birazdan sonra geleceğim. Kadınların yaşadığı sorunlar, gittiğiniz yerlerde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birer üyesi olarak, kadın kolları il başkanı olarak, ilçe başkanı olarak, yönetim kurulu üyeleri olarak, mahallede konuşan, derdini gelip size anlatan kadınlarla birlikte, siz kadınların yaşadığı sorunları çok geniş kitlelere, kadın erkek ayrımı yapmaksızın aktarmak zorundasınız. Bugün hayat pahalılığından tutun, sokaktaki şiddete kadar her alanda kadınların ciddi mağduriyetlerle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Çocuğunun altına bez alamayan bir anneden düşünün, bir anneyi düşünün. Çocuğuna yeteri kadar gıda veremeyen bir anneyi düşünün. Öbür tarafta eşi ve kendisi artı üniversiteyi bitiren kızı veya oğlu işsiz bir anneyi düşünün. Ve o evde huzuru düşünün. Dolayısıyla yaşanan tablo ve o tablonun dramını en çok kadının çektiğini biliyoruz. O zaman her birimize düşen görev, bu dramı sonlandırmak için kadınları ciddi örgütlemeniz gerekiyor. Kadın örgütlenmesini sağladığınız andan itibaren önünüzde hiçbir gücün durmayacağını göreceksiniz. Ben Sayın Başkan'a 100 bin yeni üye yapacağım dediğinde, 100 bin yeni üye yaparsan kutlarım dedim. Çünkü 100 bin yeni üye demek, 100 bin kişinin kadının sorunlarını ayrıca dile getirmesi demek. Belki onlar bizim üyelerimiz olmasaydı, belki alana bizim arzu ettiğimiz kadar çıkmayacaklardı. Belki partiye biraz mesafeli duracaklardı. Şimdi onlar alana çıkacaklar. Hem kendi sorunlarını,
hem komşularının sorunlarını, hem mahallenin sorunlarını, hem bulundukları kentin, ilçenin, ilin, mahallenin sorunlarını kadın penceresinden dile getireceklerdir. Kadının sezgisini de biliyorum, kadının gücünü de biliyorum. Sezginiz var, evet, erkeğe göre sorunları daha erken kavrayabiliyorsunuz. Çözümleri de daha erken üretebiliyorsunuz. Erkekler bu konuda biraz geriden geliyorlar. Bu sizin yaratılışta sahip olduğunuz en güçlü taraflardan birisi. Bunu böyle görüyoruz ve hayatımızda da zaten bunu yaşıyoruz. Ve yaşadığımız için de kadının sezgisi, olayları kavrayışı, sorunları çözme konusundaki iradesi son derece güçlü olarak ortaya çıkıyor. Şimdi sorunlar var. Dediğim gibi ben buraya sıraladım ama o sorunlara girmeyeceğim. Yani kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet, kadın erkek eşitsizliği, çocuk yaşta evlilikler, iş yerinde çalışırken erkeğe daha yüksek ücret, kadına daha düşük ücret, işe almada ayrımcılık, eğitimde ayrımcılık ki 3 milyona yakın kadının Türkiye'de 21. yüzyılda okuma yazma bilmediği gerçeğini asla hafızamızın bir yerinden silmeyelim. Eğer 21. yüzyılda 3 milyona yakın kadın bu ülkede okuma yazma bilmiyorsa bu siyaset kurumunun ayıbıdır. Devleti yönetenlerin ayıbıdır. Başka doğumdan, doğum sağlığı, haklar, cinsel ayrımcılık, sosyal güvenlik haklarının yeteri kadar olmaması. Düşünün kırsalda bütün kadınlar çalışır. Bütün kadınlar. Ama adım gibi eminim. Çalışan kadınların %1'inin bile sosyal güvenliği yoktur. Biz ne demiştik? Kırsalda çalışan kadınların ve gençlerin tamamının sosyal güvenlik primini devlet yatıracak demiştik. Onlara bir gelecek ufku, bir gelecek güvencesi sağlamak zorundayız. O onun getireceği artı, onun geleceğe daha güvenle bakmasına, sorunları çözerken birilerine teslim olmamasına yol açacaktır. Bu bizim açımızdan değerli. Şimdi şu soruyu soralım. Birinci sorumuz. Yaşadığımız sorunları kadın erkek fark etmez. Yaşadığımız sorunların çözüm adresi nedir? Kim çözecek bu sorunları? Sorunların çözüm adresi siyaset kurumudur. Yani kadınların parlamentoda temsilini, muhtar seçilmelerini, belediye meclis üyeliği seçilmelerini sağlayan siyaset kurumudur. Yani parlamentodur. Siyaset kurumu o halde siyaset kurumu kadınların yaşadığı sorunları ne kadar çözebiliyor? Çözme becerisi ne kadar oldu? Bunun bir şekliyle sorgulanması lazım. Yani siyaset kurumu derken parlamento, parlamentonun çıkardığı yasalar ama yasalardan hakkınız var ama parlamentodaki sayıya baktığınızda tutmuyor bu sayı. Nüfusun %50'si kadınsa parlamentonun %50'si kadın değil. Demek ki salt yasa çıkarmak yetmiyor. Uygulamalar ve bu uygulamaların sizler açısından, demokrasi açısından, siyaset açısından ortaya çıkardığı sorunlar. Bunlara bakmak gerekiyor. İkinci soru. 21 yıldır tek başına ülkeyi yöneten bir siyasal iktidar neden bugüne kadar bu sorunları çözmedi? Ve neden 21 yıldır tek başına bir ülkeyi yöneten bir siyasal iktidar neden kadınların hakkını teslim etmedi? Kadına yönelik işsiz sayısı arttı, yoksul sayısı arttı. İnsanlar dilenir noktaya geldiler. Ekmek kuyruklarından tutun, marketlerde en ucuz nerede ne satılıyor onun arayışına girdiler. Pazar artıklarından yararlanmak, o artıkları toplamak için annelerin fotoğraflarını zaman zaman gazete yakışmaz bu. 21. yüzyılın. Pazar artığını toplayan bir annenin gidip yemek yapıp çocuklarını karnı doyurması için çaba harcaması. Acaba hangi yürek bunu kaldırabilir? Hangi siyasi anlayış bunu kaldırabilir? O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın il başkanları olarak bu tabloyu toplumun her kesimine, her evdeki kadına, sokaktaki kadına, caddedeki kadına, çalışan kadına bir şekliyle eğer 21 yıldır iktidarda olan bir siyasal parti sorunları çözemiyor,
aynı zamanda sorunların da kaynağı haline geliyorsa sorun çok daha vahim. Sorunun vahim olması görevlerinizin de ne kadar ağır olduğunu gösteriyor. Göstereceğiniz çabanın, vereceğiniz emeğin ne kadar fazla ve ne kadar yürekli olduğunu da gösteriyor. Buna da bakmamız gerekiyor. Soru 3. Adalet ve ahlak anlayışı olmayan bir siyasal iktidar ülkeyi yönetirken sorunları çözebilir mi? Bir daha ifade edeyim. Adalet ve ahlak anlayışı olmayan bir siyasal iktidar acaba sorunları çözebilir mi? Adalet ve ahlak anlayışı olmayan bir siyasal iktidarın dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir sorunu çözmediğini hepimiz biliyoruz. Devletin dini adaletse ve ahlak adalete kardeş bir kavramsa nasıl oluyor da adaletten ve ahlaktan uzak bir siyasal iktidarın sorunları çözmesini bekliyoruz? 21 yıldır eğer Türkiye bir sorunlar yumağına dönüşmüşse, sadece kadınlar açısından söylemiyorum bunu ben, 85 milyon için söylüyorum, bir sorunlar yumağına dönüşmüşse ve bu sorunlar yumağı içinde milyonlarca insan bir gelecek endişesi taşıyorsa kadınıyla ve erkeğiyle, o zaman oturup düşünmemiz gerekiyor. Sadece düşünmek mi? Hayır. Her bir evi tek tek gezip her bir kadına yaşadığı sorunları ve o sorunların nasıl çözülmesi gerektiğini anlatmak zorundasınız. Anlatmazsanız Halk Parti'nin kadın kolları il başkanı olarak görevinizi yapmamış sayılırsınız. Çünkü üstlendiğiniz görev sıradan bir görev değil. Hele hele Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları başkanı olmak, il başkanı olmak sıradan bir görev değildir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. 100 yıllık geleneği, 100 yıllık kuralları olan bir partidir. 100 yıllık geleneği, 100 yıllık kuralları olan liyakati, adaleti, hoşgörüyü, kadın erkek eşitliğini ta en başından beri savunan bir partinin mensubu olduğunuzu asla unutmayacaksınız. O nedenle üstlendiğiniz görev sıradan bir görev değildir. Biz ortak mutabakat metni, 6 siyasi liderin imzaladığı ortak mutabakat metninde çıkaracağımız ilk kanunlardan birisi siyasi ahlak kanunuydu. Siyasi ahlak kanunu. Siyasi ahlakın olmadığı bir yerde hiçbir sorun çözülmez. Siyasi ahlak nedir? Bu da bir başka soru. Eğer siz siyasi ahlak, devleti yöneten kurumun ahlaki meşruiyetini sorgulamaktır. Siyasi meşruiyetini sorgulamaktır. Ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan bir siyasal iktidarın sorun çözme şansı yoktur. Örneğin, rüşvet aldığını bildiğiniz bir kişinin, 85 milyonunda şu kişi rüşvet aldı diye bildiğiniz bir kişinin bir ülkeye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil etmek üzere büyükelçi atanması, o siyasal iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyetinin olmadığını gösterir. Bunu anlatmak zorundasınız. Anlatmazsanız olmaz. Örnek vereceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil edecek, bayrağını arabasında bayrağını taşıyacak olan bir büyükelçi eğer rüşvet almışsa onu büyükelçi olarak tutamazsınız. Tuttuğunuz andan itibaren iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yok demektir. Bunun üzerinde durmak gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, bakınız. Yolsuzluk yapanlar, ahlaki ve siyasi meşruiyet. Yolsuzluk yapanlar dünyanın bütün ülkelerinde, saygın ülkelerinde yolsuzluk yapanlar delilleri alınır, yargıya teslim edilir. Ama yolsuzluk yapanların yargıya teslim edilmediği, tam tersine devlet kadrolarında önemli görevlere getirildiği bir süreçte süreci yöneten siyasal iktidar, ahlaki ve siyasi açıdan meşru olmayan bir iktidardır. Ahlaki ve siyasi açıdan meşru olmayan bir ülkedir.
Çünkü yolsuzluğun sıradanlaşması, yolsuzluk yapanların devletin üst kademelerinde görev almaları aslında o çöpten kağıt toplayan insanın hakkını gasp etmek demektir. Hak etmediği bir parayı alması demektir. 85 milyon insanın ödediği verginin birileri tarafından çalınması demektir. Bu insanlar Türkiye'nin sorunlarını çözemezler. Eğer böyle anlatırsanız karşınızdaki kadını, başka partiye oy veren kadını ikna ettiğinizi göreceksiniz. Somut, açık, net cümlelerle ve örneklerle. Devleti yönetirken anayasada kürsüye çıkıp, affedersiniz, parlamentoda kürsüye çıkıp anayasanın gereği olarak ben devleti yönetirken tarafsız olacağım diye namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ediyorsak ve gereğini yapmıyorsak, gereğini yapmayan kişinin ahlaki ve siyasi meşruiyeti sorgulanır. Çünkü açıkça ben anayasanın gereğini yapmıyorum diyor. Yapmayacağım diyor. Ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan bir siyasal iktidarın ülkenin sorunlarını çözme şansı yoktur ve çözemez zaten. Adaletten güç alır bir siyasal iktidar. Ahlaktan güç alır bir siyasal iktidar. Çünkü ahlakın özü, ahlakta davrandığınızda topluma güven vermiş olursunuz. Evet, bu insan asla yolsuzluğa bulaşmaz. Evet, bu insan kirli bir insan değildir. Güven vermiş olursunuz. Cumhuriyet Halk Partilerin temel görevi konuşurken, anlatırken karşıdaki kişiye o güveni vermektir. Her birinizin kadın olarak gittiğiniz alanda o güveni vermek zorundasınız. Bilginizle, birikiminizle, anlatımınızla evet bu insanlar doğru insanlardır diye karşıdaki kişiye o güveni vermek zorundasınız. Bugün hepiniz hangi partiden olursa olsun, nerede yaşarsa yaşasın Türkiye coğrafyasında, elektrik düğmesine bastığında 4 çeşit vergi öder. Musluğu açtığında 5 çeşit vergi öder. Yani yeni doğan çocuk altına bez aldığınızda vergi ödersiniz. Su içirdiğinizde vergi ödersiniz. Vergisiz bir hayat yoktur. Ama ahlaki ve siyasi meşruiyeti olan bir siyasal iktidar 85 milyondan topladığı verginin hesabını topluma verir. Bütün demokrasilerde vardır bu. Bütün demokrasilerde. Topladığınız verginin hesabını kendi insanınıza, yani vergi ödeyene vermediğiniz andan itibaren sizin ahlaki ve siyasi meşruiyetiniz tartışılır. Yoktur öyle bir şey artık. Ahlak da yoktur, siyasi meşruiyet de yoktur. Biz yine 6 lider ortak mutabakat metnine bir hedef koymuştuk. Ulusal Vergi Konseyi kuracağız diye. 85 milyondan toplanan vergilerin nerelere harcandığını resmi gazetede her yıl yayınlayacak ve toplumun her kesimi, ister esnaf olsun, ister çöpten kağıt toplayan olsun, ister çiftçi, ister taksi şoförü, benim ödediğim vergi nerelere harcanıyor onu görecekti. Şimdi bu yok. Bu olmadığı içindir ki iktidar partisinin, yani devleti yönetenlerin, yani saray devletinin ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur. Anayasa 73. Vergi veriyor ama bir şey daha. Son günlerde yaşadığımız bir şey daha. Onu da çok iyi anlatmanız lazım. Anayasa 73. Aynen okuyorum. Herkes. Yani 85 milyon. Bakın yaş sınırı yok burada. Herkes diyor. Yaşayan kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre, bir daha söyleyeyim, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Anayasanın gayet açık hükmü. Anayasa madde 73. Herkes mali gücüne göre devlete vergi ödemek zorundadır. Peki kur korumalı mevduat uygulamaya kondu. Vergi veriyorlar mı? Bu rakamı lütfen not alın. Lütfen not alın. Bu rakamı. Bugüne kadar kur korumalı mevduat sahiplerine ödenen para
faiz 717 milyar lira. 717 milyar lira kur korumalı mevduat sahiplerine ödenen para, faiz. Diyeceksiniz ki parası var, faiz alıyor. Ne dedik? Herkes mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. 717 milyar liraya faiz geliri elde edenler bir kuruş bile vergi ödemediler. Bir kuruş bile. Eğer bir toplumun bir avuç zümresi, yani sayıları 1 milyonu bile bulmaz, 84 milyon insanın topladığım vergiyi bir avuç insana sıfır vergi faiz olarak öder ve ondan sıfır vergi almazsan, yani hiç vergi almazsan, vergi almayan siyasal iktidarın hem anayasayı çiğnediği hem ahlaki ve siyasi meşruiyetinin olmadığını kabul edersiniz. Yoktur böyle bir şey. 717 milyar dolar para ödeyeceğim. Evet. Para ödeyeceğim, faiz ödeyeceğim. Bu devlete 5 kuruş vergi ödemeyecek. Ama ekmek alırken vergi ödeyeceksiniz. Musluğu açarken 4 çeşit vergi ödeyeceksiniz. Elektrik düğmesine basarken 5 çeşit vergi ödeyeceksiniz. Sizin fakir veya zengin olmanızın hiçbir önemi yok. Musluğu açıyorsunuz. Elektrik düğmesine de basıyorsunuz. Ama bir avuç kişiye 717 milyar lira faiz ödüyorsunuz. Döviz garantisi ödüyorsunuz. Bir kuruş bile vergi alınmıyor. Bir kuruş. Bunu sormak, bunu anlatmak zorundasınız. Bunu yapan siyasal iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyetinin olmadığını gösterir. Yani şu anda saray hükümetinin ahlaki ve siyasi meşruiyeti aslında yoktur. Yönetiyorlar evet ama meşru değildir. Ahlaki değildir. Yasal değildir. Hukuka uygun değildir. Anayasaya uygun değildir. Bunları bilmek ve bunları anlatmak zorundasınız. Anlatmazsanız Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları İl Başkanı olarak görevinizi yapmamış olursunuz. İsteğim ne? Bilgiye dayalı anlatım. Bir daha ifade edeyim. Bilgiye dayalı anlatım. Boş laflar değil. Söylediğiniz her sözün mutlaka bir gerekçesi olmalı. Mutlaka elinizin altında bir belgesi olmalı. Herkes bilmeli ki Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı konuşurken boş konuşmaz. Bir bildiği vardır. Söylediği her şey doğrudur algısını karşıya vereceksiniz. Ve o sizi dinleyenle sizin aranızda ciddi bir güvenin oluşmasını sağlayacak. Her muhatap olduğunuzda o güveni pekiştirmiş olacaksınız. Ve dönüp onlar daha sonra bir sorunla karşılaştıklarında ilk kapılarını çalan siz olacaksınız. Göreceksiniz onu. Evet gelecekler. Böyle bir sorunumuz var. Ne diyorsunuz diyecekler. Mağdur olduk diyecekler. Şiddete uğradık diyecekler. Çocuk yaşta evlilik var diyecekler. Size başvuracaklar sorunun çözümü için. Çünkü siyasal iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yok. Biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Anlattığınız zaman o da bilecek ki bu iktidarın artık meşruiyeti yok. Bakınız. Götürüp parayı bankaya yatırıyor. Dolarlarını, avrolarını, milyarlarını bir döviz garantisi veriyorsunuz. Faiz garantisi veriyorsunuz. Vergi garantisi veriyorsunuz. Almayacağım diyor. Ya böyle ballı börek, böyle bir sömürü mekanizması dünyanın hangi ülkesinde var? Açıkça 85 milyon insan sömürülüyor. Değerli arkadaşlarım, bir şey daha. Bulunduğunuz illerde en çok şikayet konusu yabancılar. Yani sığınmacılar. Şunu gittiğiniz özellikle sınır illerinde görev yapan kadın arkadaşlarım, il başkanı arkadaşlarım. Gideceksiniz. Sınır namustur diye bir tabela var, göreceksiniz. Buraya bu siyasal iktidarın namusunu sorgulamaya geldim diyeceksiniz. Eğer hudut namustur diye burada yazıyorsa bu hudutlar neden yol geçen hanım? Neden milyonlarca insan elini kolunu sallayarak Türkiye'ye girebiliyor?
Türkiye yol geçen anı mı? Türkiye herkesin gelip at koşturduğu bir alan mıdır? Eğer bir siyasal iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoksa sınırları koruyamaz. Neden? Çünkü parasını veren geçiyor. Neden? Çünkü yolsuzluk artık meşru hale geldi. Namuslu insanın suçlandığı, yolsuzluk yapanın da el üstünde tutulduğu bir rejimi, bir düzeni yaşıyoruz şu anda. Ve siz bunları kadın olarak anlatmak zorundasınız. Bütün kadınları anlatmak zorundasınız. Anlatmazsanız olmaz. Güvenle anlatmalısınız. Güvenerek anlatmalısınız. Bilgiye dayalı anlatmalısınız. Kaç sığınmacının geldiği belli zaten. Ama gizliyorlar. Açıklamıyorlar. Kaçakların sayısını size hiç bilmiyoruz. Hiçbir sınırımız güvenli değil. Bir de altını çizeyim. Hiçbir sınırımız güvenli değil. Ve hiçbir sınırımızda da bu sınırdan sığınmacı gelmez diye bir güvencemiz yok. Parasını veren gelir. Parasını veren gelir. Neden? Çünkü yolsuzluk meşrulaştıysa oradaki insan da ben enayiyim diyor. Ben de paramı alacağım diyor. En yukarıdaki köşeyi dönüyorsa ben de köşeyi döneceğim diyor. En yukarıdaki yolsuzluk yapıyorsa ben de yolsuzluk yaparım diyor. Ve yolsuzluk yapmayı, rüşvet almayı kendisine hak görmeye başlıyor. Bu nedir biliyor musunuz? Ahlaki çürümedir. Ahlaki çürümedir. Uyuşturucu baronları en çok annelerden dinlediğim, kadınlardan dinlediğim evlatları uyuşturucuya alışmış ve evde huzurun kalmadığı bir tablo. Adana'da bir anne aynen şunu söyledi. Hangi anne evladının ölümünü ister? Ben istiyorum dedi. Çünkü ölürse kurtulacak. Sadece o değil, hepimiz kurtulacağız. Ben evladımı gidiyorum, şikayet ediyorum, polise gözaltına alın, hapse atın bunu diyorum. Belki orada hapisteyken uyuşturucudan kurtulur diye. Milyonlarca insanımız, gencimiz şu anda uyuşturucu kullanıyor. Milyonlarca. Tam bir uyuşturucu batağına dönmüş Türkiye'de. Türkiye. Her gelir grubuna göre uyuşturucu satılıyor. Fakire ona göre, zengine ona göre. Bunu dillendirmek zorundasınız. Bu gerçekleri dillendirmezseniz olmaz. Anneleri bir araya getirmek zorundasınız. Evlatları, eşleri veya komşuları uyuşturucu batağına batmış olan anneleri dinlemek zorundasınız. Onlara yardımcı olmak zorundasınız. Uyuşturucu baronlarının ellerini kollarını sallayarak gezdiği bir Türkiye'de özgürce kalemini satmayan gazeteci yazı yazdı diye hapse giriyor ama uyuşturucu baronu dışarıda rahatlıkla gezebiliyor. Siyasal iktidardan her türlü desteği alabiliyor. O nedenle bu tür iktidarların ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur. Bugünkü iktidarında ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur. Daha önce söyledim. Ahlaki ve siyasi meşruiyetinin toplumun her kesimi tarafından sorgulanması gerekir. Akademik dünya sorgulaması lazım. İş dünyası sorgulaması lazım. Sıradan vatandaş sorgulaması lazım. Esnaf sorgulaması lazım. Çalışmayan ev kadınları, yani işe gitmeyen sigortalı olarak çalışmayan ev kadınları sorgulamak zorundadır. Çalışan kadınlar sorgulamak zorundadır. Eğer bir iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyetini sorgulamazsanız kendisini meşru olarak görmeye ve yaptığı bütün hukuksuzlukları da size meşru uygulamalar olarak anlatmaya devam edecektir. Ve sizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın kolları başkanı olarak nasıl bir sorumluluk yüklendiğinizin farkında olmalısınız. Anlatmamın temel nedeni de budur. Ahlak ve adalet kardeş kavramlardır. Size yine bir anayasa maddesi okuyacağım. Madde 153 anayasa. Anayasa Mahkemesi kararları diyor. Anayasa Mahkemesi kararları. Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayımlanır ve yasama
yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Yani diyor ki anayasa, diyor ki ben bir karar aldım ve bu karar resmi gazetede yayınlandıktan sonra bu karar bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bağlar. Benim kararımın aleyhine artık kanun çıkaramazsın. Yürütme organını bağlar. Yani bakan, cumhurbaşkanı, bütün bunları bakanlar, efendim genel müdürler, bütün bunların hepsini bağlar. Gerçek ve tüzel kişileri. Şoförü de bağlar diyor. Esnafı da bağlar, sanayici de bağlar diyor. Tüzel kişileri, şirketleri de bağlar, sivil toplum kuruluşlarını da bağlar. Yani Anayasa Mahkemesi kararları %100 bağlayıcıdır ve tartışma olmaz diyor. Kim? Anayasa diyor. Ama bir ülkede bütün bu anlattıklarımın yanında adalet denen bir kavram tamamen unutulmuşsa, Anayasa Mahkemesi kararlarını en alttaki hakim ben senin kararını uygulamıyorum deme cesaretini gösteriyorsa artık o siyasal iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur. Bunu kabul edeceksiniz. Nasıl olur da bir üst mahkemenin, en yüksek mahkemenin verdiği kararı en alttaki hakim ben uygulamam diyor. Niye uygulamam diyor? Çünkü saraydan aldığı talimat öyle, o karara uymayacaksın diyor. O karara uymayacaksın diyen hakim karara uymuyor ama bakıyorsun bir süre sonra o hakim bir üst makama terfi etmiş. Bu ne demektir? Ahlaksızlığın artık kurumsallaştığı demektir. Yolsuzluğun, adaletsizliğin kurumsallaşması demektir. Bırakın Anayasa Mahkemesi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmıyor. O da anayasada var. Ve biz buna hukuk devleti diyor. Hangi hukuk devleti? Hangi hukuk devleti? Hukukun çiğnendiği, yargıçları satın alındı, talimatla yargıçlara iş yaptırıldığı bir düzende nasıl olur da siz hukuk devletinden söz edersiniz ve adaletten söz edersiniz? Bunların olmadığı bir yerde kadınların hakkı zaten olmaz ki. Kimin hakkı olacak ki kadının da hakkı olsun? Değerli arkadaşlarım, neden böyle? Az önce söyledim. Eğer yukarıdaki temizliyse, devleti yöneten temizliyse ve kirliyse ve devleti yöneten her türlü yolsuzluğu meşru gören noktaya gelmişse artık o ülkeyi sağduyuyla yönetemez. Sakın unutmayın. Ne diyordu Erdoğan? Bu can bu tende kaldıkça papazı asla benden alamazsın. Hepimiz alkışladık. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bir başka ülkenin bizim yargı kararlarını sıfıra indirgeme gibi bir düşüncesine açıkça karşı koymuş. Üstelik canını da ortaya koymuş. Ne kadar sürdü? Bir hafta. Sonra ne oldu? Bak senin mal varlığını araştırırım. Papazı ver dedi. Götürdü papazı, teslim etti. Kirliliğin hangi boyutlara ulaştığını bilmeniz lazım. Kirliliğin. Yolsuzluğun hangi boyutlara ulaştığını bilmeniz lazım. Ve bunları anlatmanız lazım. Erdoğan'ın mal varlığı nerede? Türkiye'de değil. Yurt dışında. Bankalar arası dolar işleminin belli bir miktarı aşan her işlem dünyanın neresinde olursa olsun Amerika'daki bir banka tarafından izlenir. Avro da aynı şekilde dünyanın neresinde belli tutardaki avro bankalar arası işlem gördüğünde Almanya'daki Deutsche Bank tarafından izlenir. Çünkü kendi parası. İzleyecek bunu. Amerikalı da diyor dolar benim param diyor. Ben izleyeceğim diyor. Dolayısıyla kimin nerelere mal götürdüğünü, sakladığını, nerelerde servet edindiğini gayet iyi biliyorlar. Sizin papazı teslim etmeniz ne demektir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yok saymak, yargı kararlarını yok saymak, yabancı bir ülkenin, emperyal gücün talebini koşulsuz yerine getirmek demektir. Bu bizim bağımsızlığımıza açıkça müdahaledir. Bunu anlatmak zorundasınız. Anlatmazsanız olmaz. Olmaz. Bunları anlatacaksınız. Her birisinin belgesi, her birisinin belgesi var. Döküman, her birisinin dokümanı var. Gerçek, hepsi gerçek. Zaten kim yalanlayacak ki? Yok öyle bir şey. Başka bir şey daha.
Ahlaktan söz ettik. Ahlak, erdem, feraset. Bunlar birbirine çok yakın olan kavramlardır. Bilgi, birikim, dürüstlük, namuslu olmak, iyi niyetli davranmak, varsa yanlışından ötürü özür dilemek, bir kusuru varsa kusurunu gidermek için çaba harcamak. Bunlar önemli kavramlardır. İnsanı insan yapan da budur zaten. İnsanı adil kılan da budur. İnsanı vicdanlı kılan da budur zaten. Vicdana bazı felsefeciler ne diyor? Allah'ın yüreğimizdeki sesi diyorlar. Bu kadar da olmaz. Noktası işte o vicdandır. Şimdi değerli arkadaşlarım, eğer bir seçime gidiyorsanız onun da ahlaki temellerde olması lazım. Ama eğer siz seçime montaj videolarına gidiyorsanız, sahtekarlık yapıyorsanız ve yaptığınız sahtekarlığı da televizyonlarda dinlendiriyorsanız, evet bunlar montajdır diyorsanız ve gelip ben yeniden kazandım diye meydana çıkıyorsanız, sizin ahlaki ve siyasi meşruiyetiniz yoktur. Ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan bir kişinin devleti yönetmesi devleti nereye getirir? İşte size anlattığım noktalara getirir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan bir siyasal iktidarın aldığı her kararı gözden geçiririz. Yasalara uygunluğuna bakarız. Aykırılıklar varsa Anayasa Mahkemesi'ne götürürüz. Bütün bunların tamamını gözden geçiririz. Ve kendi örgütlerimizi bilgilendirmeye özen gösteririz. Bizim örgütlerimiz, il başkanı, ilçe başkanı, kadın kolları, gençlik kolları, bütün başkanların bizim sizlere gönderdiğimiz bütün bilgileri okumanız lazım. Okumazsanız yeterli bilgiye sahip olamazsınız. Söylediklerim gazete haberleri değil, hayatın gerçeği. Bunları her yerde anlatmak zorundasınız. Her yerde söylemek zorundasınız. Eğer bir siyasal iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoksa, adalet kavramı onun için yok demektir. Yoktur adalet. Her türlü kirliliğe bulaştıktan sonra hangi adaletten söz edeceksiniz? Bu kurumların en tepeden başlayarak kurumların da çürümesine yol açar. Tıpkı yargının çürüdüğü gibi. Yargının nasıl çürüdüğünü anlatayım. Bir örnek anlatayım size. Hayatı boyunca tek bir Yargıtay kararının altında imzası dahi olmayan bir kişi İstanbul'da başsavcı yardımcısı yanlış hatırlamıyorsam Yargıtay tarafından Yargıtay üyesi olarak Anayasa Mahkemesi'ne seçildi. 100 yılı aşkın bir kurumun, Yargıtay dediğim bir kurumun düştüğü sefalete bakın. Düştüğü ahlaksızlığa bakın. Bir kararın altında daha imza yok ama Yargıtay üyesi olarak seçiyor. Neden? Saraydan talimat aldı diye. 100 yıllık bir kurum bu kadar çürürse çürümenin nerelere gittiğini görmemiz lazım. Ve her birimize düşen sorumluluk var. Ülkemizi seviyorsak, bayrağımızı seviyorsak, hangi görüşten, hangi inançtan olursa olsun insanımızı seviyorsak, adaletten ve siyasi ahlaktan yana tavır almak zorundayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarih boyunca üstlendiği temel görevlerden birisi de budur. Tarihte bizim mal varlıklarımıza el konmuştur. Arşivlerimize de el konmuştur. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu felsefesi hiç değişmemiştir. Ahlaktan, erdemden, iyilikten, güzellikten, demokrasiden, kadın erkek eşitliğinden, herkesin kazandığı, alın terinin değerli olduğu anlayışından hep hareket etmiştir. Böyle yürümek zorundayız. Şimdi ben bunları anlattım ya, biliyorum şimdi havuz medyası diyecek ki olur mu efendim, bunlar seçimle geldi. Seçim tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz. Bir daha ifade edeyim. Duysunlar diye söylüyorum. Seçim tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz. Diyecekler ki örnek var mı? Var tabii. 1980 darbesinden sonra 82 anayasası halk oyuna sunuldu. Oranları vereyim size. O darbe anayasasını kabul edenlerin oranı
%91.37. Yani bu ülkenin insanların %91'i darbe anayasasına evet dedi. Hayır diyenlerin oranı %8.63. Ben o yıllarda İstanbul'da kamu görevlisiydim. Hayır diyenlerden birisi de benim. Bu %8'in içinde ben de varım. Ama az önce söyledim. Salt halkın oyunu aldım diye onu kimse meşru kabul etmez. Meşruiyet sıradan bir kavram değildir. Toplumun seni kabul etmesi lazım. Toplumun hangi kesimin? Aldanmayan kesiminin seni kabul etmesi lazım. Duyguları, inançları sömürülmeyen kesimin seni kabul etmesi lazım. Benim duygularımı sömürüyorsan, inancımı sömürüyorsan, kimliğimi sömürüyorsan ve onun üzerine kendi saltanatını kuruyorsan bu ona meşruiyet kazandırmaz. Meşruiyet farklı bir kavramdır. 81 ilden geldiniz. Bu dediklerimi gittiğiniz yerde kadınları toplayacaksınız ve onlara anlatacaksınız. Var olan saray iktidarı meşru bir iktidar değildir. Eğer bir yerde ne diyorlardı? Böyle Türkiye'nin tehlikeye girmesi halinde bir kavram vardı. Çok sık tekrar edilen. Beka. Beka sorunu budur işte. Siyasal iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyetini kaybetmesidir. Beka sorunu budur. Çünkü bu meşruiyeti kaybettiği andan itibaren emperyal güçlerin kesinlikle oyuncağı haline gelir. Ve gelmiştir de. Ve tehdit unsuru haline gelmiştir. Bunu bilmenizi isterim. Bu toplantı için biraz uzun bir şey oldu ama hazır 81 ilin kadın kolları il başkanlarını bulmuşken bunları anlatmak zorundayım. Ve sizler gidip bunları anlatmak zorundasınız. Sadece kadınlara değil, erkeklere de anlatacaksınız. Dedim ya, kadınların sezgi gücü erkeklere göre çok daha güçlü. Toplayın erkekleri de. İl başkanını da çağır. Onlara anlatın. Neyin nasıl olması gerektiğini anlatın. Ahlakın, erdemin ne olduğunu, adaletin ne olduğunu anlatmanız gerekiyor. Hepinize yürekten teşekkürler. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başkan böyle mi geçiyoruz, öyle mi?